Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Necati. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarda nasıl video çekilir onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar, size program lazım. Ben şu anda bu videoda size iki tane program göstereceğim. Önce hemen başlatmadan önce videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen videoya geçeyim. Arkadaşlar ilk önce Google'a giriyoruz. Şimdi ben size iki tane program göstereceğim. Birincisi Bandicam. Arkadaşlar Bandicam benim kullandığım bir tane program. Ben kendisini severim, bayağı bir iyi yakalamak için. Buraya Bandicam'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Eğer bilgisayar sisteminiz düşükse, 2 GB RAM gibi bir şeyse arkadaşlar, size çok net bir görüntü şekilde kaydetmenizi sağlıyor. Mesela benim şahsen arkadaşlar, ekran kartım G41, çok düşük modellerden birisi, ama RAM'im de 2 olmasına rağmen çok net gösteriyor arkadaşlar. Yani en net gösterilebilir. Buradan indire bastığınızda zaten indiriyor. Demo sürümünü indireceksiniz. İndirdikten sonra, kurulumunu yaptıktan sonra Bandicam diye program çıkacak arkadaşlar. Size bunun içini göstereyim. Gördüğünüz gibi şu anda kayıt yapıyor. Şurada yazıyor kaçıncı dakikası, şurada sesin şeyi. Burada seçebiliyorsunuz. Mesela webcam için şuna tıklayacaksınız falan. Bunları gösterebiliyor. Oyun kartı için özel, oyun videoları için özel bir şey var. Görüntü yakalama, F11 kaydettirdi, F12. Bunu siz de ayarlayabilirsiniz. Birinci programımız Bandicam ve düşük sistemlerde abi efsoya. Yani ben şimdi ikinci programımız OBS. Arkadaşlar ben OBS'i ilk başta kullanacaktım. Ama bilgisayar sistemim düşük olduğu için arkadaşlar maalesef oldu. Nasıl desem, o böyle bir 16 FPS falan olduğunda çok bulanık gösteriyordu. Ben nefret ettim o yüzden. Ama bilgisayarınız iyiyse bilgisayarınız iyiyse arkadaşlar, OBS sizin için bir harika oluyor. Burada kurucu indir derseniz 64 bit. Burada sisteminizi de seçiyorsunuz. Linux'a kurulum talimatlarına gidiyorsunuz. Önceki sürümleri falan. İşte İşte Apple'ın ürettiği bir işletim sistemi ise buradan. Windows'ta arkadaşlar, gördüğünüz gibi Windows 8, 8.1 ve Windows 10'u desteklemektedir diyor. Ama Windows 7'ye de indirebilirsiniz arkadaşlar. Burada bilgisayarınız 32 bitse kurucuyu indir, 32 bite tıklıyorsunuz. 64 bitse kurucuyu indir tıklıyorsunuz. Kurucuyu indir, 32 bite tıkladım ben. Direkt bir dosya geldi. 82 MB'lık bir dosya. Bu 2 dakikada iniyormuş. 3 dakika sürecekmiş. Hemen o zaten inene kadar ben size OBS'in dezavantajlarını göstereyim. Arkadaşlar OBS öncelikle çok iyi bir program. Bilgisayar sisteminiz iyiyse çok net gösteriyor. Oyun kayıtlarında bir harika. Ayrıca ama OBS'i çok da kolay yapmamışlar. Böyle birkaç içine hepsini yüklemen falan gerek, öyle bir şey yapmışlar. OBS arkadaşlar, ama OBS'in en sevdiğim avantajı şu: ücretsiz. Bandicam arkadaşlar çok küçük bir yer. Ücretle kullanıyordunuz. Ama demosu da var mı? Var tabii ki. 10 dakikalık kayıtla demosu. Demoyu kullanabiliyorsunuz. OBS'de ise kesinlikle bu yok. Bedava bir programdır. Ama ses kayıt cihazı falan eklemek biraz zor gibi gösteriyor. Ayrıca yayın kaydı için OBS'i de seçebilirsiniz. Şimdi inmesini bekliyoruz. Aslında iki programı da ben çok seviyorum. OBS'i de çok seviyorum. Bandicam'i de çok seviyorum. Ama Bandicam'in sevmediğim huyu şu arkadaşlar. Bak, en iyi avantajlarından birisi, çok kolay webcam kurulabiliyor. Çok kolay mikrofon kurulabiliyor. İşte o mouse imlecini göster. Mavi ile çember al. Tıkladığında şunlar çıksın. İşte onları ayarlamak çok kolay. Bu sayede kolayca kayıt alabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar maalesef OBS'te bu yok. Onun için özel
şeyler falan kuracaksınız işte falan. Kurmak değil de ne bileyim. Orada şey yapacaksınız, göstereceksiniz falan. İşte ondan dolayı biraz kullanılmasını bilinirse çok iyi bir program ve iyi bir bilgisayarınız varsa. Evet arkadaşlar, OBS. Şimdi aç'a tıkladım. Şimdi evet, burada Next'e tıklıyorsunuz. Next'e install. Burada arkadaşlar OBS'inizi indiriyor. Yani OBS'in en sevdiğim avantajlarından şu, ücretsiz yani. Ama bilgisayarı iyi olmayanlar biraz şey, nasıl desem, 15 FPS falan oluyor. Ekranı çok iyi de gösteremiyor. Ama ben, yani benim bilgisayarımdan kötü olanlar da vardır. Belki 1 GB RAM olur. Belki hiç ekran kartı olmayanlar vardır. İşlemcinin içindekini kullananlar. O yüzden yani ben çok tercih etmiyorum ama siz tercih edebilirsiniz belki. İşte sonra hocam finish'e tıklıyoruz. OBS Studio kurulmuş bulunmakta. Buna tıklıyoruz, açılması için çift. Gördüğünüz gibi OBS zaten çalışıyor. Bunu yapmak istemediyseniz lütfen OBS kapatın falan yazdı da. Ha, burada arkadaşlar kullanım bilgileri çıktı. Eğer siz yayın için en iyi hale getir kayıt ikincisi. Siz en iyi bir yayıncıysanız, yani bir yayın çeken bir kişiysiniz, bunu seçmeniz lazım. İlk yayın çekiyorsunuz, sonra kayıt çekiyorsunuz bunu. Ama hayır, sadece kayıt yapacaksınız, böyle yayını çok yapmayacaksınız. Ortadaki seçiyorsunuz. Sadece sanal kamerayı kullanacağım diyorsunuz. Alttakine basıyorsunuz. Ben şimdilik sadece kayıta tıklıyorum. İle. Burada arkadaşlar temel tuval çözünürlüğü. Burada arkadaşlar eri sizin bu çözünürlüğünüz kaçsa onu seçin. 1920, 1920x, 1080 FPS'i arkadaşlar FPS şimdikini kullan, 30, 30 FPS, 60 FPS, 67, 30 ama en yüksek çözünürlüğü tercih et. 67, 30 ama olabilirse 60 tercih. Bilgisayarınızı iyi zorlamak istiyorsanız, yani ben videoyu çeksin de zorlayayım istiyorsan diyorsanız, bunu 60 ya da 30 ama yüksek çözünürlüğü direkt 60'a tıklayabilirsiniz. Hayır, bilgisayarı zar kullanmasın diye 30'luğu seçin. Ha diyorsunuz ki 60 ya da 30 ama yüksek çözünürlüğü tercih et. Bir de ben yani olabilirse 60'ı tercih etsin. İleri diyorum. Hemen FPS, 30 FPS test ediliyor. Gördüğünüz gibi şuradaki FPS 29 FPS olmuş durumda. 28. Bu gittikçe düşecek, merak etmeyin. İyi bir bilgisayar yoksa şu anda 30. Bu 15'e kadar düşecek. Şu bitse hemen %98, %100. Tamam. 30 FPS ayarları uygula diyorsun ve bit. 30 FPS gösteriyor çünkü CCS ekran. Buraya kaynaklar. Kaynakları ekle diyorsunuz. Ekran yak. Buna tıkladığınız zaman arkadaşlar var olanı ekle mi? Dur yok. Yeni oluştur diyorsunuz. Tamam. Gördüğünüz gibi çoklu bağlaştırıcı kullan falan. Bunu seçiyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Gördüğünüz gibi OBS'iniz şu anda kuruldu. Ve 9 FPS alıyor. Öf, ne başarı abi ya. Ama kayıt hızı alıyor ama biraz şey alıyor, nasıl desem. Mikrofonu hemen takılı zaten. Ama biraz karşıdan gelen sesi, masaüstü sesi de alıyor. Ama yani FPS'i bayağı düşük abi. CPU'nun %15'ini kullanıyormuş. Yayını başlat, kaydı başlat. Sanal kamera başlat, stüdyo modu, ayarlar, çıkış. Burada yazıyor. Burada ekran yakalama dışında bir şeyler daha ekleyebilirsiniz. Renk kaynağı, oyun yakalama da ekleyebilirsiniz. O eri bir oyuncuysanız, yani gamersınız, oyun yakalamayı tercih edersiniz. Yani. İşte mesela onun dışında ne ekleyebilirsiniz? Ortam kaynağı, metin ekleyebilirsiniz. Resim, slide gösterisi, sahne, ses giriş yakalayıcısı falan, video yakalama aygıtı, bunları ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.